Merhaba, bu hafta Gözün Gördüğü Gösterdiği programında Sinem Dişli'nin Oyuklar ve Höyükler Göbekli Tepe'ye Bir Bakış sergisini konuşacağız. Sergi şu an İstanbul Bomonti Adadaki Ara Güler Müzesi ve Laika Galeri'de devam ediyor. Stüdyoda bu hafta benimle 3 tane konuğum var. Sergiyi yapan sanatçı Sinem Dişli bizimle birlikte, hoş geldin. Aynı zamanda sanat tarihçisi Profesör Wendy Shaw burada. Ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün bizimle birlikte. Hoş geldiniz hepiniz. Teşekkür ederim. Sinem, hemen sana sorarak başlamak istiyorum. Sen Urfalısın ve Urfa çevresinde birçok proje yaptın şimdiye kadar. Biraz bu serginin oluşma sürecinden bahsetmeni isteyeceğim. Çünkü uzun bir zamana yayılıyor. Ve şey de ilginç, sen aynı anda İstanbul'da, Amerika'da, Avrupa'da yaşıyorsun ama bir yandan da dönüp dönüp doğduğun yere gidip sürekli projeler üretiyorsun. O dönüp aynı yere gitme motivasyonunu da biraz açmanı isteyeceğim. Tamam. Aslında proje tam nereden ilk başladı ondan bahsedebilirim belki. Zaten ben 2000 yılında Urfa'dan ayrıldım. Yani 17 yaşına kadar oradaydım. Ondan sonra 2007 gibi, 2008 gibi New York'a taşındım. Fakat böyle hem doğduğum, büyüdüğüm kente gidip gelirken büyük bir değişim olduğunu gözlemliyordum. Bunun temelde ne olduğunu anlamaya çalışırken, tabii hani bu kamerayla birlikte yapmaya çalışırken, kendimi Fırat Nehri üzerine okumaya ve düşünmeye başlarken buldum. Bu da aslında onun üzerine yapılan GAP projesi. Yani baraj ve barajla birlikte oradaki ekonomik değişim ve bunun kültürel ve dünyaya ya da işte gelenekleri nasıl değiştirdiğine göre bir yani onun üzerine bir araştırma yapmaya başladım. Tabii ki yani Amerika'ya taşınmak kendi doğduğum, büyüdüğüm yere bambaşka gözlerle bakmamı sağladı. Tekrar tekrar gidip gelmek ve o 10 yıldır, yılda 2-3 defa çekimlere gidiyorum. Hani Fırat Nehri'nin suları altında kalan Mezopotamya ve kalıntıları üzerine yaptığım araştırmalar ve daha sonra arkeolojiye daha çok yakınlaşmam ve şimdi de Göbeklitepe'yi çalışarak buldum kendimi diyebilirim aslında. Bu proje Göbeklitepe'ye odaklanıyor, konusu öyle ama aslında sen bir önceki serginde su ile ilgili Urfa ve çevresine su üzerinden bakıyordun. Şimdi de taş üzerinden bu çevreye bakıyorsun. O taş fikrini birazcık belki açabilirsin sergideki. Yani evet, 2015 yılında Cereyan diye bir sergi açtık. Yine Wendy kataloğa yazı yazmıştı. Orada su üzerine, Fırat Nehri ve etrafındaki yaşam üzerine odaklanan bir sergiydi. Ya biraz aslında burada kendim de nasıl bir düşünme şeklim olduğunu gözlemlemiş oldum ve bir şekilde doğanın bize sunduğu materyaller, elementler ve bunun etrafında şekillenen yaşam üzerine düşünürken taşa gitti iş. Çünkü hep gitti diyorum çünkü bir şekilde bunlar sezgisel olarak gerçekleşti. Ben önce taş ocaklarını fotoğraflamaya başladım. Daha sonra Göbeklitepe ile ikisi arasında bir bağ kurdum ve sonra da Güllü Oyuncuları'na geleceğiz zaten. Sergi Göbeklitepe etrafında dönüyor. O da arkeoloji bağlamında düşündüğüm bir kalıntı. Ama bir şekilde Göbeklitepe aracılığıyla hayal kurma, nasıl düşünüyoruz, 11 bin sene önce aslında mekanı nasıl kurguluyorduk, zamanı nasıl algılıyorduk, şimdi nasıl algılıyoruz ve bunu aynı coğrafyada bize sunduğu potansiyeller üzerinden nasıl şekillendiriyoruz gibi sorular soruyor sergi. Wendy, hemen sana da sormak istiyorum. Sen Sinem'in işlerini uzun zamandır aslında takip ediyorsun. Daha önceki kataloglarına da yazılar yazdın. Hatta şu kataloğu da bu arada hemen gösterelim. Serginin çok güzel bir kataloğu var. Hem Wendy'nin hem Sinem'in metinleri, hem işler, hem de başka yazarlardan metinler var. Az önce, yayından önce biz konuşurken sen sergi her ne kadar Göbeklitepe ile ilgili olsa da aslında fotoğraf nedir, anıt nedir gibi soruları da bize sorduruyor dedin. Biraz bu çerçevede açar mısın sergiyi? Ben dışarıda oturduğum için sergiyi ancak bu sabah gezme fırsatı oldu ve inanılmaz etkilendim. Yani işleri daha önce görmüştüm. İşleri görmüştüm ama böyle konumunu görünce yeniden bu işlerin bilgiyi, sanatı, fotoğrafı nasıl algıladığımızın değiştirdiğini, bununla çağdaş sanatçı olarak Sinem'in nasıl iletişime geçtiğini daha yakından görmeye fırsat oldu. Yani bunu derken, biz arkeoloji derken, arkeoloji tabii ki bir bilim dalı.
bilim dalı olarak bize belli veriler üzerinden geçmişi anlamamızı bekliyor. Bize bunları öğretiyor. Fakat bunu başka duysal bir şekilde algılıyoruz ve o algıları sinemin işleri ön plana çekebiliyor. Yani aslında bilimin bir yandan önemini ama aynı zamanda yetersizliğini gösteriyor. Aynı zamanda sanat tarihiyle beraber alışılagelmiş fotoğraf kavramları, anıt kavramları, taşçılık, heykelcilik kavramları var ki onun kullandığı yöntemler bu kavramları sorgulamamıza yol açıyor. Örneğin Sinem temelde fotoğrafçı, yani çağdaş sanatı fotoğraf üzerinden yapıyor. Ama veya bu sebeple aslında bu nesnelere baktığı zaman bunlara sadece fotoğrafın son hali bir kağıt üzerindeki bir yüzey olarak bakmıyor. Aynı zamanda fotoğrafın oluşumu, fotoğrafın kimyasal olarak bir kağıda yayılışı, oradaki maddiyatı, aynı zamanda suyun akışını, aynı zamanda taşın kimyasallığını birbirine getiriyor. O yüzden de bir fotoğraf nedir? Neyi görüyoruz, neleri göremiyoruz gibi sorguları sorgulatıyor. O yüzden bir yandan malzemeye baktırıp ve çok başka yerlerden bakmamızı sağlıyor. Bu arada bir iki tane işim vardı. Belki kısaca onu anlatabilirsin. Taşı kendi stüdyonda nasıl bazı nem koşullarında üzerinde oynadığını anlatmıştım. Belki kısaca ondan bahsedebilirsin. Evet, pigment ayrımı dediğim bir iş bu. Aslında şöyle, bu evet taşa, bölgedeki taşı toprağa bakarak bir şekilde doğayı da anlamaya, yani aslında onunla hemhal olmaya, onun nasıl işlediğini, en küçük birimde doğanın kendi nasıl manifest ettiğini yani sorarken kendime böyle bir teknik buldum. 19. yüzyılda daha çok biyokimyacıların kullandığı bir teknik bu. Ve Göbeklitepe ve etrafında topladığım işte 9 çeşit taş ve toprak pigmentlerini, yani onların tozlarını çıkarıyorsun ve ondan sonra işte kağıda gümüş nitratı yediriyorsun ve o pigmentleri tekrar yedirdikten sonra 10 gün ışığa maruz bırakıyorsun ve aslında toprağın humus değerini anladığın, yani minerallerini bir haritasını çıkarmış oluyorsun. Aslında hani Zeynep'in söylediğine de bağlayacak olursam bir şekilde kamerasız bir fotoğraf tekniği uygulamış oluyorsun. Yani son zamanlarda özellikle bu konu çok dikkatimi çekiyor. Yani bu konuda çalışmak beni çok heyecanlandırıyor. Ya kamera kullanmadan toprağın ve taşın çok yakından fotoğrafını çekmiş oluyorsun bu teknikle. Aslında bu biyokimyacılar, ya bu fotoğrafik bir teknik, neden? Çünkü ışığa duyarlı bir malzeme kullandığın için böyle söyleniyor. Fakat daha önce bir fotoğraf tarafından kullanılmamış. Ben bunu bu işe katarak aslında böyle sadece hani kamera değil, yani materyale de odaklanmak istedim diyebilirim. Umut, siz Ara Güler Müzesi olarak aynı zamanda Leica Galeri işbirliğiyle bu sergiyi yaptınız. Şeyi merak ediyorum, Ara Güler önemli büyük bir fotoğrafçı. Siz de onun arşivi üzerine çok çalışmalar yapıyorsunuz, bir sürü sergide yapıyorsunuz. Burada Sinem'in sergisini yapmanın sizin yakınızdaki önemini biraz konuşabiliriz ve bir önceki Afrodisyas sergisinin de bir devamı niteliği aslında. Aslında evet, biraz belki de bir önceki sergiden başlamak gerekiyor. Afrodisyas bizim müzenin ikinci sergisiydi ve Ara Güler arşivinin önemli bir parçasıydı. Kendisi de sağlığında en önemli işlerimden bir tanesi olarak atfediyordu. Bilindiği üzerine 50'lerin ilk yarısında orada başka bir şeyi fotoğraflamak için giderek Geyre Köyü'nü bulması, orayı fotoğraflaması ve daha önce orada bazı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen kamuoyunda o bilinirliğinin daha fazla arttırılması için bununla ilgili yaptığı çalışmalar sonrası orada bir kazı çalışması yapılıyor ve o aslında bir şekilde Ara Bey'in o arkeolojik alanlarla olan ilgisini de daha sonra biz arşiv içerisinde çeşitli dönemlerdeki yapmış olduğu fotoğraflarda görüyoruz, çalışmalarda görüyoruz.
Tabii buradan Göbektepe'ye geçerken sadece Arabey'in bu arkeolojik alanlara ilgisinin yanında geçtiğimiz, yani bu içinde bu son günlerini yaşadığımız yılın Göbeklitepe yılı olmasıyla da bağlantılı olarak biz arşivde diğer birçok konuları ararken aslında bir Göbeklitepe ile ilgili neler var diye baktığımız bir zaman vardı yılın ilk dönemlerinde. Ve Aragüler'in arşivinde Urfa kazısı isimli bir kutu bulduk. İlerleyen günlerde de bu kutu 1998 yılı tarihli bir kutuydu ve ilerleyen günlerde 1998 yılının günlüğünü bulduğumuzda Urfa'ya ve Gaziantep'e yolculuk yaptığı notlarını bulduk ve daha sonra bu Urfa kazısı fotoğraflarını açtığımızda aslında Göbeklitepe kazısının çok erken dönemi, yani 95'lerde yanlış hatırlamıyorsam kazı başlıyor. Aslında bu tarz arkeolojik kazılar için 2 sene, 3 sene çok azdır. Erken dönem diyebileceğimiz bir zamanda gidip orada özellikle Klaus Schmidt'in ve onun hocası Hartmann'ın ikisini birlikte alanda fotoğraflıyor, alanda yapılan kazı çalışmalarını fotoğraflıyor. Kazı ekibinin yaşam alanını ve orada yapılan çalışmaları nasıl çıktılar yarattığını fotoğraflıyor. Çok büyük bir arşiv değil ama erken dönem için önemli bir arşiv ve biraz da Arabey'in o arkeolojik alanlara olan ilgisini ve gittiğinde oranın ne kadar önemli olduğunu kavradığını da gösteriyor. Bu noktada bir şekilde Sinem'le yolumuz kesişti. O dönem Leica Galeri direktörü Yasemin'le birlikte bu yaptığı çalışmalar üzerine konuşuluyordu. Ve aslında biz de bir şekilde bir dönem Arabey'in kendi diliyle, üslubuyla kamerasını çevirdiği ya da ilgi alanına girmiş konularla ilgili bugün günümüzde başka fotoğrafçılar, başka sanatçılar, başka çağdaş sanatçılar neler üretiyor, nasıl bir şeyler yapıyor? Bununla ilgili düşündüğümüz zamanlarda buna denk gelen bir şey. Birçok şeyin bir arada aynı masada buluşmasıyla birlikte Leica Galeri İstanbul ve Aragüler Müzesi olarak Sinem'in bu işine ev sahipliği yapmış olduk. Serginin ilk bölümünde, müze tarafındaki ilk bölümünde az önce bahsetmiş olduğum 98 yılında Arabey'in çekmiş olduğu kazıdan fotoğraflara yer veriyoruz. Çok sembolik olarak bir temsiliyeti var sergide yani aslında. 6 tane diye görüyoruz. Evet. Mesela onu belki biraz açabilirsiniz. Hani neye göre o 6'sını seçtiniz? Aslında totalde Arabey orada bir gün geçiriyor. O gün 98'deki o şeyinde ve elimizdeki yaklaşık 5 makaralık bir arşiv var. O arşivin içerisinden belli başlık, o 6'yı seçerken de belli şeylere odaklandık. Özellikle bugün kayaların işte üzerinde yapılan daha yeni temizlik çalışmaları yapılırken işte üzerindeki hayvan figürlerini daha yeni temizlemeye başladıkları birkaç kare. Şu an yayında arşivden bazı görüntüler görüyoruz. Belki birazdan burada, sergideki Aragüler kısmında arkadaşlar ekrana getirir. Onlara biraz fokus olmaya çalıştık. Özellikle Klaus Schmidt ve hocasının birlikte yer aldığı, yani bugün Göbektepe kazı alanındaki önemli yapıların bir şekilde kadraja girdiği ya da kazı ekibinin ortamını gösteren fotoğraflara mümkün oldukça yer vermeye çalıştık. Biraz açıkçası çok fazla öne çıkmak da değildi derdimiz. Çünkü hani aslında bir şekilde Arabey'in belgelediği fotoğraflar bugün baktığınızda ya da yıllar içerisinde başka fotoğrafçılar içinde benzer şekilde fotoğraflanmış şeyler. Arabey bunun erken dönemini yapmış ama biraz daha sinemi alan bırakmak daha önemliydi burada. Çünkü bugün oraya birisi nasıl bakıyor? Özellikle bir de hani orası hakkında düşünen, eden, çalışan, daha önceki çalışmaları da bir şekilde buraya doğru evrilen bir sanatçı nasıl bakıyor noktasında. Biz bir merhaba diyecek bir salon yarattık. Ondan sonra bir şekilde sinemin dünyasına bırakmak istedik izleyiciyi de. Belki bir de kısaca şeyden bahsedebiliriz. Orada bir maket de var, az önce ekrana da geldi. Evet. Onu kısaca bir anlatabiliriz. O şöyle, şimdi Göbeklitepe kazı alanına Doğuş grubunun 20 yıl boyunca sponsor olmasıyla birlikte orada bir ziyaretçi merkezi yapılıyor ve Göbeklitepe'nin uluslararası ve ulusal anlamdaki tanıtımlarıyla ilgili yapılan birçok çalışmayı yürütüyorlar. O çalışmalar kapsamında yapılmış bir model yapı. Çok da başarılı bir model gerçekten. Birçok uzmanın içine dahil olduğu bir proje dahilinde ortaya çıkıyor.
Bu maketlerden birkaç tane var. Bir tanesi Urfa Müzesi'nde, bir tanesi de sergi süresince bu maketi yapan şirketten rica ettik. Onların da desteğiyle sergi süresinde insanlar girdiklerinde ilk galeride Aragüler'in fotoğraflarıyla birlikte o maketi görüyorlar. Biraz daha üç boyutlu bir şekilde Göbektepe alanı gözlerinde biraz hani Urfa'ya gidemeyenlere Göbektepe'yi getirmek gibi bir katkısı oldu sergiye. Sinem, az önce biraz konuştuk, taşa odaklanıyorsun dedik. Şimdi onu biraz açalım istiyorum. Sen sergiyi gezerken, bana anlatırken şöyle bir şey söylemiştin. Bence çok etkileyiciydi. 12 bin yıl önce hiçbir madde yok, demir yok ve insanlar taşı taşa vurarak bunu yapmışlar demiştin. Sonra da yüzyıllar boyunca devam eden o gülle oyununu, ki hatta sen o oyunun muhtemelen artık oynanmadığını düşünürken bir gün bir sokak arasında karşılaştığını söylüyorsun. Bir yandan da taş ocakları var. Yani bu taşın böyle yüzyıllarca devam eden serüveniyle ilgili nasıl bağlar kurdun, biraz oraları anlatır mısın? Tabii aslında şöyle, sergi biraz da bu jeoloji, arkeoloji ve... ve yine doğanın, yani o anda bulunduğumuz yerin materyallerine, bize sunduğu potansiyele odaklanıyor dediğim gibi. Yani aslında milyarlarca yıllık oluşumun içinde Göbekli Tepe küçücük bir an gibi, kriz ama çok kritik bir an, çok kritik bir nokta. Yani düşünün ki paleolitik çağdan neolitik çağa geçiyoruz ve bu Göbekli Tepe'de bin yıllık bir süreç. Biz şu anda o zamanı nasıl algılıyoruz, şimdi nasıl? Çünkü tam bu sırada 4. Buzul Çağı'nı bitirmişiz ve artık yeni, ya yani insanlık için yeni bir döneme geçiş yapıyoruz. Tabii ki bunlar hani sanat tarihinin okumaları ve bir de bunu jeolojik tarihle nasıl bağlayabiliriz? Ya yani bu konuda da birçok teori var, yeni araştırmalar var, yönelimler var. Ve bir şekilde bütün o jeolojik katmanların Göbekli Tepe neresinde duruyor ve günümüz yaşamında aslında nasıl bir şey devamlılığı var gibi sorular vardı benim kafamda. Bu da önce taş ocaklarını dediğim gibi fotoğraflamaya başladım ve yine Fırat Nehri'ne bağlarsak işte aslında taşın, toprağın efendisi, onun sahibi insan. Şimdi de yani taş ocaklarının sahibi oluyor ve bu ekonomik değişimle, barajın getirdiği bu ekonomik değişimle beraber yani bu sefer de daha sert malzemeyi, taşı yerin altını üstüne getirerek, aslında arkeolojinin de yaptığı gibi bir şekilde yaşamda yeni alanlara girmiş oluyor. Fakat bu iki yer, yani ölü bir kente bakmak, bir arkeolojik alana bakmak ve aynı zamanda taş ocaklarına bakmak bir projede bir eksiklik hissettiriyordu bana hep. Ve en son son yıllardaki çekimlerimde gülle oyunlarına rast geldim. Hani bu oyunun ben aslında bitti, yani sona erdiğini düşünüyordum. Ve en sonunda işte dedemin de oynadığı bir oyundu, sana bahsettiğim gibi. Fakat bu yani çok ara sokaklarda bir yerde tekrar karşılaşmak beni çok heyecanlandı. Ve o anda o taşı şekil vererek yaptıkları gülleleri, yarattıkları oyunları bu işe çok iyi bağlandığını düşündüm ve sanki projenin üç ayağı birbirine geçmiş oldu. Yani yine o güllelerde de az önce gördünüz, yani bir şekilde o jeolojik katman, milyonlarca yılın katmanlarını görüyoruz. Ve benim için de şöyle bir soru vardı. Biz 12 bin sene önce hani taşı taşa vurarak mekanı, zamanı nasıl kurguluyorduk? Nasıl algılıyorduk ve şu an günümüzde gülle oyunlarıyla nasıl zamanı harcıyoruz? Nasıl, yani o taşın anlamı nasıl değişiyor? Çünkü gülle etimolojik olarak da bir savaş aracının ismi aslında. Ve böyle yine kazanmak var, kaybetmek var, hedefine vurmak var. Bir şekilde insanın bu arzusu, doğaya hakim olma arzusu, yani 12 bin sene önce yaptığı müdahalenin büyüklüğü ve şu anda da işte onun parçalarını alıp bu zamanı nasıl kurguladığını, yendiğini, yenildiğini birçok açıdan inceleyen ayağı var serginin diyebilirim.
o Gülle'nin yetişkinler tarafından oynanması kısmı bana çok şaşırtıcı geldi. Yani hani biz çocukluğumuzdan bileğe alışkınız onun farklı renkleri olmasına. Orada hani hem farklı taşların, o civardaki farklı taşların o gülleler haline getirmesi hem de bunu yetişkinlerin oynaması kısmı bana gerçekten de çok şaşırtıcı ve etkileyici geldi. Evet, işten çıkıp oynadıkları bir oyun. Bir de senin söylediğini aslında bilmiyorum onunla ilgili konuşmuş muyduk? Wendy, Afrodisias ve ya Wendy'nin kitaba yazı yazma sürecini bilmiyorum seninle paylaştık. Bana aklıma gelmişken söyleyeyim. Şey yani aslında yıllar önce Extra diye bir dergiye Wendy, Afrodisias ve benim işlerimle ilgili yani onları birbirine bağlayan bir yazı var. Yazı daha uzun bir yazıydı. Birçok sanatçının işleri de var. Fakat bizim için bu sergi hemen Afrodisias sergisinden sonra bir arkeolojik alana odaklanan, arkeolojik ve fotoğraf ilişkisini inceleyen bir sergiden hemen sonra Göbekli Tepe sergisine odaklanmak çok ilginç oldu. O sırada da Wendy'nin bu yazısı bizi çok yönlendirdi ve o yüzden de tekrar bu kitaba yazı yazması için teklifte bulunduk. O da çok önemli ve belki onu Wendy'ye sorabiliriz. Yani o arkeoloji, evet, fotoğraf, aragüler, çağdaş sanat falan. Evet, yani onu birazcık taş üzerinden de ben sormak istiyordum. Hem belki o yazıdan da siz bahsedebilirsiniz ve buraya yazdığınız yazıda da Michelangelo'nun taşları dinlemesi ya da Titanların göktaşları ile oynaması üzerinden ilişkilendiriyorsunuz. Hem Sinem'in işleri hem aragülerin ve belki başka da sanatçıların fotoğraflarında yani o antik çağın şu anın da bir parçası olarak resimlendirilmesi ya da şöyle bir cümleniz vardı, onu bulmaya çalışıyorum. Antik çağların yerelin günceline ait olduğu bir dünyayı resmettiğini söylüyorsunuz. Biraz belki bu konuları açabiliriz o yazınızdan da yola çıkarak. Yani benim arkeolojiyle olan ilişkim şöyle. Bir yandan geçmiş zamanların nasıl oluştuğunu, nasıl yaşandığını öğrenmek çok önemli bir şey, çok da ilginç bir şey. Diğer yandan da tarih yazımında sanki tekil bir tarih yazımı varmış ve bu geçmiş günümüze bize getiriyor ve bu geçmişten günümüze olan öyküde sanki bir tek bir yönlülük var. O tek yön sanki mesela atıyorum Mezopotamya ilk başlarda olmuş, sonra Mısır olmuş, sonra Yunanistan, hani Batı medeniyeti denilen bir anlatı var ama neticede bu bir hikaye, bu bir öykü. Fakat bunların anlatısal bağlamda arkeolojik mekanlar bir araya geldiğinde sanki o dönem çok önemliymiş. Sonradan yaşanan toplumlar ha olmuş ha olmamış, çok fazla onlara yer verilmiyor. Orada şimdiki insanların yaptıkları, geçmiş zamanki insanların yaptıklarından daha önemsiz kalıyor bir yerde veya o kadar ilgi görülmüyor. Bundan dolayı mesela Aragüler'in Afrodisias'ta yaptığı araştırmaları çok önem kazanıyor. Mesela Gera'ya gitmiş 58'de. Orada bir köy var. Köyün içinde de bir sürü lahit, işte susun başlığı vesaire. Oradaki insanların güncel yaşamın içinde oluyor. Tabii ondan sonra arkeolojik kazılar Profesör Kenan Er'in tarafından yapıldığı zaman ondan sonra Afrodisias diye antik bir kent çıkıyor. O köy başka bir köye taşındırılıyor. Ondan sonra orada bir dünya mirası, bir milliyetçilikle gurur duyabilecek bir yer çıkıyor ortaya. Fakat oranın asıl sahibi zamanla turist oluyor. O bana çok garip bir geçiş gibi geliyor. O sebeple de benim böyle işlerde beni çok ilgilendiren şey o yerelin geçmişe anlam vermesi. Yani tek anlam vermemiz bu tarihi sürüven değil. Aynı zamanda da o yerilin onunla oluşturduğu, doğal diyeceğim zamanla oluşan iç içe çok yönlü ilişkiyi ön planda olması çok önem taşıyor. Bunun Michelangelo'yla bağlantı kurmamın sebebi de o aynı sanat öyküsünde konuştuğumuz zaman sanki belli sanatçılar var. Bunlar taşa bir duyarlılık alıyorlar, önem kazanıyorlar, ata şeklinde alıyorlar, anılıyorlar. Fakat o taşla olan duygu, o anlam yüklemeler çeşitli dönemlerde ve toplumlarda farklı şekillerde olmuştur.
Ve buradaki adını bilmediğimiz adamların taşçılığı inanılmaz etkileyici. Çok çok iyi bir yandan sanatçılar, bir yandan heykeltıraşlar. Hani o taşları yapmak, elde tutup bir taşı vurup bir daire yapmak zor bir iş. Kolay bir iş değil. Bir yandan da kendilerini eğiterek, büyüklerinden bunu öğrenerek bir heykel yapıyorlar. Tamam, bu elde tutulan bir heykel ama bu aynı zamanda zamanın anıtı ve devam eden, oradaki kültürün devamlılığını gösteren bir anıt. Bir yandan büyük anıtlardan daha da büyük bir anıt haline geliyor. Hani aynı zamanda da tabii oradaki Göbekli Taş'taki anıtları da bir göstergesi, bir ufak bir örneği haline geliyor. O yüzden arkeolojiyle günümüzün arası birazcık kapanmış oluyor. Biraz orada bir ilişki oluşturuyor. O yüzden bunların bir araya gelmesi çok etkileyici ve aynı zamanda da bu bilim söylemine biraz farklı bir bakış açısı sağlıyor. Bence de Sinem'in sergilerinde o geçmişle bugünü bir şekilde o devamlılığı görebilmek gerçekten çok etkileyici oluyor. Urfa'da da sen su üzerinden onu yapmıştın bir önceki serginde. Biraz da bu serginin kürasyonu üzerine konuşabiliriz. Çünkü ona da çok kafa yorduğunu biliyorum. Girişten itibaren böyle bir hikaye var kafanda. Belki o hikayeyi bize bir parça özetlersin. Bir de mimari bazı müdahalelerde de bulunmuşsun. Onu da biraz konuşabiliriz. Evet, yani aslında şöyle, biz önce bir kitabı bitirdik, kitabı yaptık. Binlerce fotoğraf var ve inanılmaz 10 yılın birikmiş işleri var. En çok zorlayan şey zaten o işleri elemek, o mekana yerleştirmekti. Yani kitap büyük bir rehberlik yaptı. Yani işte hem de yazarların yazdığı yazılar çok önemli oldu. Sen de gördün orada işte bir takım bölümler paylaştık. Serginin bir küratörü yok. Daha çok yani hem sen arşiv... Sen üstlenmiş gibisin. Biraz ben üstlenmiş gibiyim ama bir de gizli küratör, bir de asistanım var, Mert Sefer Kara. O da mimar ve gerçekten çok çok büyük katkıları var sergiye. Tabii ki arşiv araştırma ekibiyle uzun zamanlar hani çalıştık. Müzenin henüz bir ekibi yok. Leica'da Yasemin'le çalıştık. Daha böyle bir grup çalışması gibi ama en son tabii ki mekanı benim kararımla en son yerleşiyorduk. Fakat çok dediğim gibi bir diyalog vardı. O benim için hem çok zor bir süreçti hem de besleyici bir süreçti bir o diyalog hali. Şöyle ki sergiyi aslında evet işler var. Kitabın içinde bambaşka bir akış var. Fakat bir mekana girmek, öyle ki müze ismini taşıyan bir mekana girdiğinizde bu işleri nasıl algılayacağınız, yani çünkü izleyici bunu hiç bilmeden gelecek, hiçbir şey bilmeden gelecek. Bunu düşünerek kurgulamaya çalıştım. O yüzden de genelde hani yani ilk girişte hani Umutların yani ekibin orada böyle bir hem bilimsel tırnak içinde bilgi vermeleri, işte Göbeklitepe'yi anlatmaları benim için rahatlatıcı bir şey oldu, maketi görmeleri. Çünkü önce bir Göbeklitepe ile ilgili bilgi edinip yani tarih ne diyor ya da işte bilim ne diyor, aslında Göbeklitepe nedir, o bağda okuyup sonra bir sanatçının hayal dünyasına giriyorsun gibi kurgulamaya çalıştım ben. Hı hı. Yani çünkü orada ben o kadar aslında spekülasyon diyorum, yapıyorum ki yani Göbeklitepe ile hiç ilgisi olmayan, hayal yani ilgisi olmayan değil mi? Onun aracılığıyla yani düşünerek bir hayal kuruyorum aslında bütün sergide. Bunu nasıl yaptık? Yani mekana çok fazla müdahale edemedik. Sadece video için bunu yaptık. Fakat mekanı çok düşünerek fotoğraf boyutları büyütüldü. Burası zaten Anıtlar Kurulu'na bağlı bir mekan. Çok fazla müdahale edemediğimiz bir mekan. Soracağım onları da. O yüzden de benim için evet en büyük zorluk var olan mekana işleri yerleştirmekti. Neyse ki fotoğrafların büyüklükleri, küçüklüklerini... Aslında ben şeyi daha çok merak etmiştim. Yani sen başlangıç olarak oraya kazıdan bir fotoğrafla başlıyorsun. Sonra işte gökyüzündeki yıldızlar ve biraz hani o kısımları anlatırsın diye de bekliyorum. Tabii anlatayım. Yani şey olarak evet o girift ilişki, ya ne bileyim, en azından bir sanatçı olarak beni heyecanlandıran şey yapmak istedim. Çünkü hani ben Göbeklitepe'ye gittiğimde ne düşünüyorum? Hani o gökyüzü, daha önceki işlerimde pagan bir yeri, yani
Matara yapmıştım. Ay Tanrısı Sin Tapınağı'na odaklanmıştım bir su sergisinde. Orası sulak bir alan olduğu için oraya yerleşmişti aslında. Ve gece uzun pozlamalar yapmıştım. Ama şimdi daha dediğim gibi biraz daha fotoğrafın metaliti kimyası üzerine düşündüğüm için bu gökyüzünü yaptım. Ama sadece gökyüzünü yaparak değil, işte yani karşısına aslında Göbekli Tepe'den de bir takım nasıl diyeyim, formlar koymak istedim. Bu şey beni çok dikkatimi çekiyor. Yani bu formların tekrarlar ve döngüler halinde yeniden suret bulması. Bütün sanat tarihi boyunca bunu izliyoruz aslında. Yani materyaller değişiyor. Evet, demir bulunduktan sonra başka bir anlama bürünüyor. İşte tunç bulunduktan sonra başka bir şey. Ama en nihayetinde hani Wendy'nin de dediği gibi böyle biz sanki bir hiyerarşik bir yapı varmış gibi düşünüyoruz. O yüzden sergide de öyle bir şey olmamasına dikkat ettim. Yani böyle ilişkiler birbirinin içinden girip çıkıyor. Tıpkı tarih gibi. Yani biz aslında yani Göbekli Tepe'yi ya da işte bir şeyden üstün ya da gelişmiş değil. Yani bu gelişmiş kelimesi, ilkel kelimesi ne anlama geliyor? Yani Göbekli Tepe tarihte bir önemli bir noktada duruyor ama onun gibi çok da önemli yapılar var. Ya da olaylar var. Sergi özellikle hani biçimsel olarak bununla uğraşıyor sanırım. Ama bu da böyle sen sorunca anlıyorum mesela. Çok şey yaparak değil bu. Hani nasıl çok planlı olmuyor. Zaten kafam öyle çalışıyor gibi bir şey de var aslında. Benim yine çok hoşuma giden iki tane şeyden de kısaca bahsedelim istiyorum. Bir babaannenin sana verdiği ya da anneannenin et dövme taşı. Ve perdeler. Bir kısaca onlardan da bahsedersen. Tabii. Çünkü onlar o devamlılık konusunda çok güzel bence billurlaşan örnekleri. Tabii yani aslında şimdi taş çalışmaya karar verdim. Taş deyince her şey de, yani baktım her şey taşla ilgili görmeye başladım zaten Urfa'da o sırada. Neyse bu babaannemin ben bütün çocukluğum boyunca et dövdüğü bir taş vardı. Sonra işte Göbekli Tepe'de biz tabii pre-pottery yani çanak çömlek öncesi döneme bakıyoruz. Yani kaplarımız taş, her şey taştan yani. Ve böyle eti de taş üzerinde dövüp yani nasıl artık servis ediliyor bilmiyorum. Ya bunu aklıma geldi. Yani 11-12 bin senedir aslında bu taşın üzerinde et dövülüyor. Evet. Hani o taş bana geldi artık ama ben bunu yapmayacağım ve benim jenerasyonumla beraber kaybolacak bir gelenek. Evet. Ve işte hani Wendy'nin de dediği gibi biraz böyle şey beni yani odaklanmak istediğim şey aslında o bilimin sanatı ve hayatı birbirinden ayırması. Oysa ki yani günümüzde o yerellik bağlamında hayatın bir şekilde devam ediyor oluşu ve böyle bu yeni ekonomik kalkınma planlarıyla beraber hepsinin aslında bir şekilde yok olduğunu görmek, yani o değerler üzerine düşünmek sanırım işte gittiğim işlerde yer buluyor. Perdeden de kısaca bahsedelim mi? Aa, evet, perdeden de bahsedelim, tamam. Aslında o da şöyle, son çekime gittiğimde arkeolojik kazıların olduğu barakaları ziyaret etme, arkeologlarla konuşma şansım oldu. Ve onları görür görmez zaten onların böyle 20 yıldır orada fotoğraf gibi bir yüzey olduklarını düşündüm. Çünkü oradaki taş toprak lekesi, su, güneşin bıraktığı izler sanki... Yani orada kazının tarihini taşıyor. Sanki kazının gibi. Tarihini. Yani hani biz şey diyoruz ya, hep Göbekli Tepe tarihi değiştirdi diyoruz. Ve bunu aslında bu kazılarla beraber, yani arkeologların o işte eforu ve işte o tarihi yazmasıyla beraber başlıyor. Buna da şahit gibi o üç perde, o barakalardan kazı alanına bakan fotoğraflar gibi çok uzun bir pozlamaymış gibi algıladım, düşündüm. Evet. Ben de sen yazında bir de hayal etmeye vurgu yapıyorsun. O benim çok hoşuma gitti. Arkeolojik bir alana baktığımızda, arkeolojik kalıntılara baktığımızda aslında hayal ettiğimizi ve hayal etmenin ona yaklaşımımızdaki en önemli araç olduğunu söylüyorsun. Bu hayal etme bağlamında Aragüler'in ve Sinem'in fotoğraflarına nasıl yaklaşabiliriz? O konuda neler söylersin? Onu merak ediyorum. Yani tabii buna biraz değindik az önce. Biraz daha açabiliriz. Sanırım şöyle bir şey var. Biz arkeolojik bir alana gittiğimizde neler yapıyoruz? Bizden neler bekleniyor?
birçok kişi diyelim ki Efes veya diğer bilinen Ören yerlerine gittiklerinde piknik yapıyor, eğleniyor, keyif yapıyor. Ama aslında oranın tarihsel anlamı çok önem kazanmıyor. Eğlenceli yeri, hoş yer, bize yakın yer, o tarz şekillerde algılanıyor. Ve bir yandan da bu bilim dışı, bilgisizlik olarak algılanıyor. Oysa ki o eğlenme, yakınlık duyma çok önemli bir şey. Diğer yandan turist olarak öyle bir siteye gittiğimizde, İşte daha önce çok insanların çok fazla üstüne düşünmediği, işte burası ana yoldur, burası dükkandır, burası tapınaktır vesaire bilgiler alınıyor. Ama aslında bence birçoğumuz için o yoldan geçtiğimizde o geçmişin burada alışveriş yapılıyormuş, yok burada tapınıyorlarmış demekten çok aslında geniş bir alanda doğadayım burada, bakayım şurada ne güzel çiçekler var, kaplumbağayı gördün mü, tavşanı gördün mü? Asıl deneyimlerimiz aslında bizim gündelik hayatımızda koptuğumuz bir doğayla iç içe bir deneyim yaşamımızda. O yüzden de bir yandan bir hayal bizden isteniyor, eğitim hayali isteniyor. Ama diğer yandan da biz başka bir hayal yapıyoruz ki belki de köylüler onu daha yakından yaşıyorlar. Yani onlar kaplumbağaları da, otları da, otların şifalarını da, tavşanları da, gece yıldızlara bakmayı da şehirden turist olarak gelen insanlardan daha yakından tanıyor. Ve belki çok gündelik olduğu için onlar da bunu çok önemsemiyor da olabilir. Hayat bu zaten. Yani biz o arada hareket ediyoruz ve buradaki işlerde o yerel hayatın, o doğayla olan iç içiliği daha çok vurgulandığı için biraz bizi daha başka bir hayale götürüyor. Yani şu böyle kullanılıyordu, tapınıyorlardı. Onun yerine tapınmak ne demek aslında? Yani bir yandan yıldızlara baktığımızda afallamak, yani bakıyoruz, o varmış ve kaç kez bakarsak bakalım her seferinde aynı şekilde afallayacağız. Belki de tapınmak sadece bu. Orada bir mekan var ve insanlar ölçü yapmışlar, yıldızlara bakmışlar, resim betimlemişler. Ama bununla beraber bir şey varmış. Biz buradayız, onlar orada diyebilmişler. Ve o bilgiyle beraber bu çağrışımları yapmamız da, büyülenmemiz de çok büyük bir önem taşıyor. O yüzden de sadece korumacılık değil, bir şeyi böyle belli bir kalıp içinde korumak değil, onun duygusal, canlı olan yönlerini de algılamak ve onlara da değer verip korumak gerekiyor. Yazında bunun bir vurgusu da vardı. Sinem, belki sen onu anlatırsın. Bir önceki serginde bir köyde yıldızlara bakıp fotoğraf çekme istiyorsun ve köylüler de artık bir süre sonra sen oraya turist olarak gitmediğini, sürekli gittiğini, neyse ben anlatmayayım, belki sen anlatsan daha iyi olur. Işıkları kapattıkları bir hikaye var. O Randy'nin söylediği şeye çok denk düşüyor, belki onu anlatırsın. Daha güzel değil. Yani aslında ben oraya gidip ya biraz daha öbür sergide Pagan, daha erken dönem kazılara ya da işte arkeolojik alanlara odaklanmıştım. Burası dediğim gibi 7 tane yıldıza adanmış Ay Tanrısı Sipsi'nin evi Urfa'da. Benim de dikkatimi çeken aslında 2000 sene önce bizim gözlerimiz nasıl görüyordu? Acaba başka algılarımız var mıydı? Dediğim gibi sanki o zaman daha az bilgimiz varmış gibi, bilgi daha önemli veya bir şey daha gerideymiş gibi düşünülüyor. Aslında oradaki algımız, hayalimiz neydi? Nasıl bir hissimiz var? Biraz böyle bunun peşine, o insanların hissettiklerini hissetme peşinde koştum diyebilirim. Ve oraya gittiğinde onlarca kez gittim ve ne yapabilirim de bunu aslında ben de hissedebilirim sorusu gelmişti. Ve o noktada gece uzun pozlamalar yapmaya karar verdim. Çünkü nasıl oluyor da bir vaha gibi bir yer, çünkü oraya yerleşip o yıldızlara tapınak yapmayı, bunu adıyorlar bütün sosyal düzeni.
Ve dediğim gibi köylülerle beraber işte tabii telefon çekmiyor, tepelere çıkıyoruz. Bir şekilde ışık sızıyor, köyün ışıkları sızıyor ve o uzun pozlamayı elde edemiyorum. Ve en son artık böyle benden sıkılıp tamam artık sizin için köyün ışıklarını kapatıyoruz dediler. Ve tabii gece 2'ydi herkes uyuyordu ama bütün şey şartelleri indirdiler ve ben o uzun pozlamayı yapabildim. Evet, o da gerçekten süper. Son olarak Aragüler Müzesi'ni birazcık konuşalım. Siz arşivde bir sürü çalışmalar yapıyorsunuz. Belki biraz onlardan bahsedersiniz. Sergi programlarını yine bu arşivden yola çıkarak yapıyorsunuz. Belki geçmiştekilerden biraz bahsedip sonraki projelerden de bahsetmek isterseniz. Biraz onları dinleyelim. Tabii. Şimdi çok kapsamlı bir arşiv Aragüler'in arşivi ve sadece bir fotoğraf arşivi değil. Biz bir tarafıyla ona bir toplumsal bellek arşivi olarak bakıyoruz. Hem foto muhabirliği geleneğinden geldiği için aslında biraz da foto muhabirliği öncesi dönemde de daha fotoğrafla ilgilenmediği yıllarda bile hani yazılarını, piyeslerini, uğraşlarını hem aile olarak hem de kendisi bireysel olarak toplamış, arşivlemiş ve bunlara daha sonra sistematik olarak dönmeyi düşünerek arşivlemiş, biriktirmiş birisi. Biz Arabi'nin 90. yaş gününde müzeyi açtığımızda bir daha çok onun aslında o görsel dünyasının fotoğrafçılıktan daha önce geldiğini gösteren bir sergiyle açılış yaptık. Islık Çalan Adam isimli. Hı hı. Orada hikayelerinden yola çıkmıştık. O hikayelerindeki dünyasını anlatıp onun nasıl fotoğrafçılığa evrildiğini anlatmıştık. Daha sonra az önce de bahsettiğim gibi ikinci sergimizde Afrodisyas'a sergiledik. O sergide Arabi'nin aslında arşivdeki en önemli parçalarından bir tanesiydi. Kendisinin de dile getirdiği şekilde. Şimdi Sinem Dişli sergisine ev sahipliği yapıyoruz ve önümüzdeki dönem yeni bir sergiye hazırlanıyoruz şu anda ekip olarak. Tekrar bir Aragüler sergisi olacak. Biraz Aragüler ve edebiyat iç içe girmiş bir şey olacak. Aslında bir şekilde Aragüler arşivinde, arşivin içerisinde yer almış konular, kişiler olarak ya da coğrafi bölgeler olarak baktığımızda sürekli bir temas edilecek bir şey bulma rahatlığı var elimizde. Mümkün oldukça bunu ilerleyen sergilerde de yapmaya çalışacağız. Mümkün oldukça bu arşiv böyle bu şekilde Arabi'nin arşivinin böyle bir dili var ama bu konuya ya da bu işe ya da bu coğrafyaya başka birisi nasıl bakardı, nasıl ederdi noktasında da biraz aslında Sinem'in sergisindeki gibi biraz gözümüzü başka noktalara da bakacağız. Nerede bir araya getirebiliriz bunları, nerede bu müze alanlarını, sergi salonlarını başkalarına bir alan olarak yaratabiliriz diye düşüncesi de var. Ama tabii ki şu anda görüntülerde de gösterilen yer Aragüler Arşiv Araştırma Merkezi. Uzun zamandır orada devam eden konservasyon ekipleriyle birlikte yaptığımız çalışmalar var. Mümkün oldukça tabii ki her geçen günde bu arşivden çıkan şeyleri gerek sergi, gerek yayın, gerekse kendi müzemizin dışında Türkiye'de ve dünyada başka yerlerde de bu arşivin bütünselliğini koruyan bir şekilde ve bu bir taraftan bu bütünselliği koruyup bir taraftan da içindeki belli konuları da daha fazla farklı belki bakış açılarıyla dışarıya açmak istiyoruz. Bir de mimari özelliklerinden bahsedelim buranın. Yani Bomonti Ada zaten kendi başına çok özel bir yer ama Bomonti Ada'nın içinde Aragüler daha da özel bir nokta. Biraz onu da anlatabilir misiniz? Şimdi eski bir bira fabrikası biliyorsunuz. Renove edilmiş bir yapı. Anıtlar Kurulu'na tabi birçok orada yapılan şey. Bizim orada iki ayrı yerde yerleşkemiz var. Bir arşivimizin olduğu bir bölüm var. O dışarıya açık bir bölüm değil. Ama hani bu alanda çalışma yapan insanları, akademisyenleri, araştırmacıları ağırlayabiliyoruz. Bir de Aragüler Müzesi'nin olduğu yer. Bu bölümde fabrikanın eski malt depoları işte kuzey tarafına bakıp eski zamanda hani bira yapıldıktan sonra fıçılanıp kuzey rüzgarlarıyla soğuk bir şekilde depolandığı alanlar. Bunlar görüntülerde de akıyor. Toplam 7 alandan oluşuyor. Bu alanın 4 tanesinde Aragüler Müzesi var. Ve bu alanda biz bu müzeyi oluştururken de sergileme çözümleri, mimari çalışmalar sırasında da çok sınırlarımız vardı. İşte alanın her yerini sergileme duvarı olarak kullanamıyoruz. Onun belli yüzdelerini tutmamız gerekiyor. Bu sınırlar dahilinde mümkün olan en az müdahaleyle orada bir sergileme alanı yarattık. Bu da tabii ki bizi bir önceki sergilerimizde de, Sinem'in sergisinde de, muhtemelen belki daha sonraki sergisinde de bir taraftan zorluyor ama bir taraftan da bu
bu alanın şartlarını bilerek bize başka çözümler üretmek noktasında da bir şey, başka yaratıcılıklar sağlıyor. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. Sinem Dişli'nin Bomonti Adadaki Aragüler Müzesi ve Laika Galeri ile birlikte sürdürdüğü Oyuklar ve Hüyükler Göbekli Tepe'ye Bir Bakış sergisini konuştuk. Sergi 15 Ocağı kadar devam edecek ve ücretsiz uzatıldı. Bir şekilde uzatıldı haberinde şimdi olurum. Özür dilerim. Ben de sabah aldım. 15 Şubat'a kadar uzatıldı. Sergi 15 Şubat'a kadar görebilirsiniz. Yeni yılda yeni sergileri konuşacağız. İyi yıllar.